Bugünkü sorunuz şu hocam. Seçim sonuçlarıyla alakalı milletimizin gönlünde herhangi bir şüphe var mı? Türkiye siyasetinde seçim sonuçları değiştirilebiliyor mu sizce? Şimdi öncelikle bunu bir genç olarak, Erdoğanlı yıllara denk gelmiş bir genç olarak söyleyeyim. Seçim sonuçlarının değiştiğini ve değiştirildiğini, daha doğrusu bir takım, yani ben söyleyenlerin yalancısıyım, çalınmaların olduğunun farkındayız. Zaten bunu en basit İstanbul seçimlerinde gördük. Yani hatta eğer çalmış olsaydı şey gelmezdi yani, emin ol. Tamam, 850 bin oyu CHP kendi oylarını çalıp AK Parti'ye veriyor. Benim anladığım da o yönde. Beyefendi olsaydı, saygısızlık yapmayın lütfen. Ben sözümü bitireyim, sonra dahil olun. Seçimden yana evet şüphem var ama her sandıkta bir tane görevli olacağız. Ben de sandık görevlisi olacağım. Oylar, hani kendi sandığımdan sorumlu olduğum şeyden kesinlikle bir oy eksik çıkamaz. Muhalif partiye de bir oy fazla çıkamaz. Bravo. Herkes bunu yaparsa ben bu seçimde çok daha adaletli olabileceğini düşünüyorum. Özellikle hukukçuların olduğu sandıklar olursa ve memurların olduğu sandıklar olursa daha temiz bir seçim götürebileceğimizi düşünüyorum. Seçim ikinci tura kalır mı? Biraz sesli düşünelim istiyorum. Seçim ikinci tura kalır. Kalır mı? Kalır ama şöyle bir sıkıntı var. Şimdi bir altılı masa ana muhalefet var. Onun yanında Muharrem İnce, Zafer Partisi gibi diğer kendi adaylarını çıkaran partiler de var. Şimdi burada seçim her türlü ikinci tura kalacak. Ama mesele şu, ilk turda meclis çoğunluğunu alıp göndermek var. İkinci tura kalıp meclis çoğunluğunu kaybedip almak var. Çünkü meclis çoğunluğunu sen kaybedersen tek adam rejimini de yine meclisten geçireceksin. Yani Kılıçdaroğlu tek başına bir şey de yapamaz. Çünkü onay mecliste. Sen meclis çoğunluğunu kaybediyorsun. Ama Cumhurbaşkanlığının şu andaki karşılığı Cumhurbaşkanlığı değil aslında. Başkanlık ya. Evet. O yetkiyle donatıldığında aslında bayağı bir meclisin üzerindesin şu an, pozisyonu. Yani ama yine de parlamento ve meclis çoğunluğunu da kaybetmemek gerektiğini düşünüyorum. Çünkü şu an nasıl AKP, MHP oyları redler geliyorsa üst üste yönergelere, o dönemde de aynısı olacak. Ve ben bir şeylerin araştırılmadan yine reddedildiğini, aynı isimler tarafından reddedildiğini duymak istemiyorum. Yani burada çok klişe olacak ama oy bölmenin anlamı yok. Alalım şu meclis çoğunluğunu. Yani burada şu an amacımız şey olmalı. Çalınıyor, çırpılıyor. O AKP'li, o MHP'li, o CHP'li, o İYİ Partili, o HDP'li. Konu bu değil. Sen burada kendi kişisel saygınlığına bir şeyin olacak. Sen artık, yani burada konu siyasi partilerden çıktı. Yaşama alanına girmeye başladı. Sen piramidin en altındaki barınma hakkını şu an zar zor sağlıyorsun. Hani konu buna döndü. Sen buna sahip çık, sonra partileri halledelim. Bir gitsin. Geri kalanını hani bu halk bir şekilde kanırta kanırta yapar, senelerdir yaptığı gibi zaten. Hani bizim demek istediğimiz tam olarak bu. İnanılmaz bir seçime gidiyoruz. Bakalım neler olacak. Aferin. İkinci turda da %50'lik öngörünüzü alalım. Kalıyor bunlar. İkinci turda çok güzel götürürüz. %54'e muhalefet %54'le alır ya da kıran kırana alır gibi geliyor ikinci turda da. Çünkü şu an muhalif gözüken birçok partinin seçmen adayları da ikinci turda Recep Tayyip Erdoğan'a veririz diyor. O yüzden bir kıran kırana mücadele de olabilir ikinci turda. Teşekkür ederiz. Sağ ben olun. Teşekkür ederim. Eğer ki arkadaş az önce söyledi, çalınıyor dedi. Eğer AK Parti oyları çalmış olsaydı, emin olun İstanbul'da, Ankara'da ya da başka büyük şehirlerde CHP kazanamazdı. Bunu bilin. Şöyle bir durum var abi. 2,5 milyon mühürsüz oyun, biliyorsunuz bu %17 anayasa seçiminde. %51,8 ile kazandı biliyorsunuz evet diyenler, ama orada bir 2 milyon mühürsüz oy vardı. Bu çok şaibe getirdi aslında biraz. O konuya bakışınız nedir? Yani o detayı bilmiyorum ama hani muhtemelen bir kategoride yapılmış da olabilir. Hani kim yapmıştır, nasıl yapmıştır da bilemeyiz. Bakalım neler olacak. Bu seçimin sonucunu vatandaş şöyle gönlüne oh be tamam diyecek mi? Hiç olmazsa şu önümüzdeki seçim. Ben asla böyle bir şeye inanmıyorum. Ben inanmıyorum. Mutlaka süte su karışıyor mu diyorsun? Ay kesinlikle. Her zaman karışıyor. Kesinlikle. Her daim karışıyor. Ta çalma olaylarını birebir yaşadım Adana'da. Nasıl bir şey abi? Sandıklar toplandı, adliyeye götürüldü. Tamam. Adliyede belediye başkanı, AKP'nin belediye başkanı geldi, savcı geldi, başsavcı geldi. Beraberinde gittiler, bizi hepimizi dışarı çıkartın dedi. Bunları dışarı çıkartın. Çıktı, aradan 3 gün geçmedi, çöpte bulduk sandık şeyle oyları. Millet böyle bir şey söyleyeceği zaman çok iyi düşünsünler, tamam mı? Bu böyle bir yaşantıyı eğer hak ediyorlarsa onlar oraya verecek. AK Parti'ye verecek. Eğer hak etmiyorlarsa değişiklik şart. Bir insan 25 sene iktidarda kalmaz.
Çok uzun kalındı. Çok abi, uzun doğru. kalındı ve bu millet onun cezasını çekiyor. Belenler o cezayı çekiyor. Belki çekmiyor. Nasıl çekmiyor? Yandaşlar olayı, tamam mı? Bir de insanların başka fikirleri olan kişiler. O ya, onlar da inan abi bir avuç insandır. İnanın bugün herkesin evine kandırılıyor ateş düşmüş. Kandırılıyor ama. Kandırılıyor. Değil mi? Bir paket, Ramazan paketi gönderiyorlar. Bir yardım gönderiyorlar. 2-3 kilo, 5 kilo. O 5 kiloyla oyu alıyor. İşte ben tam bu noktada muhalefeti suçlu bulanlardanım. Bu noktada. Evet. Abi bir şekilde senin o eve girmen gerekiyor. Evet. Ya adam ya şimdi bu kadar zamlar ortada, enflasyon ortada. Muhalefet tutup şu saatten sonra çaldılar o yüzden yenildiği getiremez abi bu milleti. Getiremez. Getiremez tabii. Gençler hiç kabul etmez. Evet. Şey. Doğru söylüyorsun. Mi? Şimdiki gençler daha bilinçli. Bizim dönemin gençleri maalesef daha zayıftı. İnternet yok, bilgi dolaşımı çok tabii, yok abi. Tabii. O zaman yoktu. Hiçbir şey yok tabii. Şu an Twitter'da bazen serbest bırakıyorlar da Twitter, Instagram, Facebook'ta millet linç ediyor. Ondan sonra alıyorlar. Bazen öyle olaylar oluyor biliyorsunuz. O zaten toplumsal bakış çok önemli. Bir insanları şey yapmak, kıstırmak. Evet. Olayı. Korku iklimi yaratırsan zor. Tabii. Kimse tabii itiraz edemez. Keselim, içelim lan. İnanmıyorum kesinlikle. Böyle şeyler provokasyon ya. Seçim sonucu açısından gönlüm rahat diyorsunuz. Aa, tabii ki rahat. Yani hangi taraf kazanırsa kazansın. Şimdi bir seçime gidiyoruz. Sizin öngörünüz nedir? Sizce aynı isimler kazanır mı? Yoksa muhalif isimlerden bu defa bir atak gelecek mi? Muharrem İnce atak yapabilir ama ben AK Parti'nin kazanacağına inanıyorum inşallah tabii. Birinci turda mı, ikinci turda mı hocam? Bence birinci turda. Bir ama ikinci tur zorlayabilir. Yani bence yüzdelik olarak da %40, %45 civarı i̇kinci AK Parti. Ya net bir şekilde, net %100 diyebileceğim bu. Cumhurbaşkanlığı. Evet, evet. İkinci tura kalınacak o zaman. Kalınabilir yani, çok da emin değilim açıkçası. Çünkü Muharrem İnce katıldı, Sinan Ogan katıldı. Evet. Yani bayağı zorlu adaylar var. Şimdi ikinci tura kalırsa. Ben bu sene mesela Muharrem İnce'ye oy atanlar ya da Sinan Ogan'a oy atanlardan Tayyip Bey'e dönebilme yüzdeliğini hesaplıyorsunuz. Evet. Sizce çok dönüş olur mu ya da hiç dönüş olmayacak diyenler de var. Siz diyorsunuz ki dönüş olacak, doğru mu? Bence dönüş olur. Şöyle, şu an AK Parti teşkilatları sahada çalışmalar yürütüyor. Ama daha çok çalışmaları lazım. Özellikle sosyal medyada gençlere yönelik çalışmalar yapmaları lazım. Denetlemeleri lazım bazı yerlere. Çalışmalar yapılıyor. Bence dönüşler olabilir. Tabii dönüş yapıp yapmamak o kişiye bağlı. Yani kişisel fikrine de saygı duymak lazım diye düşünüyorum. İnşallah devletimiz için, milletimiz için hayırlı bir seçim olur. Yani. Var, bende bir şüphe var. Ya bilmiyorum tabii gerçek mi? Yalan ama ben şüpheleniyorum. Siz gençken de konuşuluyor muydu seçimlerde? Hayır. Ya oy çalınıyor mu falan? Ben 76 yaşındayım. Hiç böyle bir şey konuşulmuyordu. Sürekli seçimlere güven vardı. Vardı değil mi? Evet. Şu anda diyorsun şaibeli düşünceler doğru. Var yani, bende var. Ama herkesi bilemem. Peki muhalefet sandıklara sahip çıkacağız diyor. Tabii iktidar biz de çıkıyoruz. Muhalefet değil, bütün vatandaşlar sandığın başında durmasın. Benim şeyim yok, güvenim yok. Tabii ki her yerde olduğu gibi burada da yapılıyor ama bu sadece iktidara veya bir muhalefete bağlama bir anlamı yok. Evet, yani bunu, Türkiye siyasi tarihinde aslında sorumuz. Yani Türkiye siyasi tarihinde mutlak olmuştur. Bütün dönemlerde yani Cumhuriyet'in kurulduğu ilk günden veya demokratik seçimlerin başladığı ilk günden bugüne hep olmuştur. Hep de olacaktır. Bunun önüne hiçbir şekilde Türkiye'de geçilmez. Abi bu Türkiye'de seçimle alakalı bir yazılım kullanıyormuş, program kullanılıyormuş. Araştırdığımıza göre bazı ülkeler bunu yasaklamış dış müdahaleye çünkü açıkmış. Belki diyoruz gelecekte daha iyi bir seçim çalışması yapılırsa önüne geçilebilir. Şimdi zaten ona bakarsanız dış ülkelerin kendinde yasakladığı ama bizde serbest bıraktığı çok şeyler vardır. Veya bizde yasakladığı kendinde serbest bıraktığı çok şeyler vardır. Her kültürün kendine göre bir yapısı vardır. Bizim kültürümüzde kendine göre bir yapısı vardır. Ülkemizde nasıl olması gerekiyorsa bence en iyi şekilde değerlendirip ona göre yapılıyor zaten. Önümüzdeki seçimde her iki tarafta sandığa sahip çıkacağız diyor. Özellikle muhalefet bu defa işte geçen seçimlerde şaibe olduğu söyleniyor. Bu defa kesin diyor. Ne diyorsunuz? Vatandaş berrak olacak mı aklı? Yani inanacak mı vatandaş seçim sonucuna? Geçen seçimlerde de gördük. Aslında iktidardan çok muhalefet kendi sandıklarına daha çok sahip çıktı. Geçen seçimlerde şeffaf olduğu gibi bu seçimlerde de hem iktidar tarafından hem muhalefet tarafından her ikisi de kendi sandıklarına yani kendi olduğu bölgelerde yani kendi şeylerinde mutlaka sahip çıkacaklardı ve buna en çok önem verdikleri konu şu anda bu. Ülkede neyle oynanmayı kanunlar oynamaz. Ülkede oynanmayan bir şey var. Vallahi yok abi. Oynanmayan bir şey yok, sonda da yoktu.
Peki biz bu hukuku ve sistemi oturtturmadan nasıl tam bir devlet olabileceğiz abi? Bu şekilde böyle olmuyor ama. Hem dışarıya rezil oluyoruz hem içeriye rezil oluyoruz. İnsanlar kendilerini düzeltecek önce. Yaşayan insanlar kendilerini düzeltecek. 5500 lirayla geçinemiyorum. Geçiniyorum, çok iyi hayat yaşıyorum diyen insanları düzeltecek. Emekliden bahsediyorsun. Tabii emekli, kaç tane emekli var? Yaşayabilme hakkı, onu geç abi. Ben o zaman onlar kendini düzeltecek. Emekli geçen gün çıkmış diyor ki, ben diyor bundan geçiniyor, para da artıyor diyor. Ne diyeceksin o zaman? Nerede yaşıyormuş abi? Ayda mı yaşıyor? Yok, karşıya kadar geçen gün şurada bir görüşme yapıyordu. Yetiyor diyor. Yetiyor, artıyormuş. Peki abi sence muhalefet yüzde kaçla kazanacak bu defa? Vallahi ince... Ya da kazanacak mı? İncenin durumuna bağlı. İnce ince yapmazsa kazanır. Apolet çekecek ince, bugün de şeye çatmış sanatçılara. Demiş ki bunlar kim oluyor? Evet, özür diledi sonradan bir. Özür dilemesi geçmez. Apolet söktü. Kaybettirdi, millete kaydı. Yüzde kaç alır ince? Tahmin. Kim? Tahminin. İnce mi? İnce vazgeçer ya. Çekilecek diyorsun. Çekilir abi. Bir hafta kala mı yoksa? Vallahi bilemeyeceğim onu ama çekilir. Sinan Bey, Sinan Ogan? Sinan Ogan çekilmez. O yüzde? Sağcılar çekilmez. O yüzde kaç alır? O yüzde 5 falan alır. İnce çekilirse, Muharrem İnce çekilirse oraya da biraz kanali de elinde. Ya ince çekilse de çekilmese de bu iş bitti. İkinci turda diyorsun en kötü. İkinci tura da kalmaz. Bir yüzdelik tahmini alayım. Herkesten alıyorum. Gençlerden %54. Şöyle bir sisteme yeni bir şey getirmek istemişlerdi duyduğum kadarıyla. Oylara parmak izi getirilsin. Bu şekilde insanların oy kullandığına dair aklı ve hür vicdanı bir şekilde getirmişti. Ben o söyleyen bunu milletvekilinin elinden öpüyorum. Çünkü bizim ülkemizde ne insanların ne bu düşünürlerimizin hiçbir şekilde... Adamlar okuma yazması yok, bir şey yok. Kendi kendilerini ifade edemiyorlar. Ne bileyim bizi bir şekilde temsil edemiyorlar. Kalkıp şimdi bizim ülke IQ ortalamamız da belli abi. Bu Maymun Mama'nın dahi IQ'su %88. Bizimkinlerin 92. Kalkıp bu gibi sistemde, bu gibi şehirde bize her şey müstahak abi. Olan bizim gibi gençler oldu işte, ne olacak ondan sonra? Son 20 yılda aslında biraz değişiklik oldu. Sen de bir genç olarak istediğin bilgiye ulaşabiliyorsun. Artık ne kadar trollenebilirsin ki? Artık ne kadar trollenebilirim? İstedikleri gibi trolleyebilirler abi. Yine yapabilirler mi diyorsun? İstedikleri gibi. Şimdi ben kalkıp bir yasa tabiri var abi. Şimdi kalkıp bana Şafak Baskanı ile gelmeyeceklerine mi verdim? Hiçbir türlü kendi kendim ben ifade etsem burada, ben düşüncemi açık bir şekilde ifade etsem yarın bir gün oturduğum eve Şafak Baskını yerim ben. Bunu söylemekten de çekiniyoruz ama bir gün her şeyin hesap vakti geleceğine inanıyorum. Sizi de severek takip ediyorum. İyi günler.